İdrar yolu enfeksiyonlarından bahsetmek için idrar yolunun ne olduğunu güzelce anlatmak lazım. Üriner sistem yani idrar yolu sistemi böbrekle başlayıp böbrekten mesaneye kadar olan yaklaşık 20-25 santimlik bir üreter adı verilen idrar yolu ki çapı son derece incedir, 2-3 milimetre civarındadır. Daha sonra idrarın depolandığı mesane, erkeklerde bunun altında bulunan prostat ve buradan dışarıya doğru olan idrar yolundan oluşan komple bir sistemdir. Aslında bir kanal sistemi gibidir. İdrarın akıtılması ve depolanması için gereken sistem. Bu yolun üzerindeki organların herhangi birindeki enfeksiyon, idrar yolu enfeksiyonu olarak adlandırılabilir. Örneğin böbrekteki bir iltihabi durum, yani enfeksiyon, akut piyelonefrit olabilir. Akut piyelonefrit her zaman ateşle seyreden, son derece halsizlik, kırgınlıkla, ağrılarla seyreden ciddi bir tablodur. Hastanın genellikle yatarak tedavisi gerekebilir. Ancak idrar yolu enfeksiyonu dendiği zaman genellikle insanların bildiği ve akla gelen sistitlerdir. Sistit, mesane iltihabı demektir. Genellikle kadınlarda görülen bir hastalıktır. Hiçbir zaman ateşle seyretmez, tipik özelliğidir. Ancak idrarda yanma, sızlama, sık idrara çıkma, hatta tuvaletten çıkamama gibi hastanın sosyal hayatını son derece etkileyen ve rahatsızlık veren bir hastalık tablosudur. Sistit, genç kızlarda çocukluktan itibaren az miktarlarda gözükmekle beraber yaş ilerledikçe hatta menopozdan sonra çok fazla gözüken bir tablo haline gelmektedir. Yani yaş ilerledikçe sistit sıklığı da artmaktadır. Sistit genellikle antibiyotiklerle tedavi edilmeye gayret edilir. Ancak kronik sistit durumlarında yani bir bayan sıklıkla sürekli sistit oluyor, idrar yolu enfeksiyonu oluyorsa bunu sadece antibiyotikle tedavi etmek doğru değildir. Bunda koruyuculuk önlemlerini de mutlaka devreye sokmak gerekir. İdrar çok asitli bir sıvı aslında. Yani bütün atık maddeleri, vücudun atık maddelerini içeren ve vücudun dışarısına atılması gereken bir sıvı. Ve depolandığı yer mesane, idrar torbası. Depolandığı alanda da hasar oluşturma ihtimali çok yüksek. O yüzden mesanenin iç yüzeyinde kendisini koruyan bir tabaka vardır. Glikozaminoglikan tabakası. Bu tabakanın zayıflıklarında ve bozukluklarında mesanenin içindeki asitli sıvı yani idrar mesanenin kendisine zarar vermeye başlamakta ve bu durumda da ciddi sistit tabloları, geçmeyen hastalıklar, problemler, sürekli rahatsızlık hissi, antibiyotikle düzelme, bir hafta sonra tekrar sistit olma gibi insanın sosyal hayatını gerçekten çok etkileyen bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu durumda sadece antibiyotikle tedavi etmek geçici çözüm olabiliyor. O tabakanın onarılmasını sağlamak, gerekirse onlar için ilaçlar vermek, gerektiğinde mesanenin içine de uygulanacak ilaçlarla bunları tedavi etmek ve hastanın organını tekrar kendisini korur hale getirmek belki de doktorun birinci görevi olmalıdır. Mesanenin iç yüzeyini koruyan glikozaminoglikan tabakasını onarmak istiyor isek doktor olarak şayet, genellikle haftada bir, toplam 6 hafta süresinde olmak kaydıyla o tabakanın bileşenlerinden oluşan bazı ilaçları, bazı maddeleri ince bir sonda vasıtasıyla hasta olan insanın mesanesinin içerisine enjekte ediyoruz. Ağrılı bir işlem değildir. Orada 1-2 saat kadar tutmasını istiyoruz ve bu sayede içindeki maddeleri kullanarak vücudun orayı onarmasını istiyoruz. Sanki duvarda sıvının kalkmış olduğunu ve orayı tekrar bir daha çimentoyla sıvadığımızı düşünün. Buna benzer bir işlemden bahsediyoruz. Bu sayede eğer duvar onarılırsa içindeki idrar mesaneyi etkilememiş oluyor.